Gelelim bakalım sizden gelen sorular neler hocam 4 yıldır evliyim demiş çocuğum olmuyor eşimi çok seviyorum boşanmadan başka e, ne boşanmadan başka kadınla evlensem günah mı bir dakika ya <laughs> erkek mi bu boşanmadan nasıl razı olacakmış öbür hanım öbür hanımı razı ederse olsun ya bunlar çocuğum olmuyor diyor <laughs> Kızım. Çocuğu olmadığı için <laughs> eşini de çok seviyor hep ama çocuk istiyor. Hep söylediğimizi söyleyelim kızım. Tövbe estağfurullah. Biz bütün yollara tevessül ettik, koştuk, uğraştık, didindik, tedavi olduk. Buna rağmen çocuk olmamışsa artık kaderi zorlamanın gereği yok. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum ve asa en şey'en ve huve şerrun diyor Allah. Sizin kendi açınızdan hoş gördüğünüz, güzel gördüğünüz öyle şeyler var ki sizin hakkınızda hayır değildir, şerdir diyor Allah. Sizin kendi açınızdan kötü gördüğünüz, kerih gördüğünüz öyle şeyler de vardır ki onlar sizin hakkınızda hayırdır diyor Allah. Allah vermemiş ise bir hikmeti olmalı vardı, deyip kenara oturmalı Müslüman hakkına rıza göstermek bir, bir başkasıyla gidiyordu. evlendik. Bir koltukta iki karpuz gitmiyor kızım. Helal olsun. Bir gönülde iki sevgi olmuyor. Senin bir programa çıkardığın bir arkadaşımız vardı. Hani kalp ve çıkarmıştı. Neydi Hı -hı. onun ismi? Canten Hoca, Cantan Kaya. Ne dedi? Kadınların kalpleri ikinciyi hazmetmez dedi değil mi? Bak unutmadım o lafı harikasınız. Tabii. Şimdi için devam de, edelim. Yani çocuk olsun diye bir başkasıyla evlendik. Çocuk da oldu. Ama aile huzurumuzda kalmadı. Ne olacak ondan sonra? Değil hadi mi? ya sen de hadi. Hadi ya. Diğer hmm. soruyu alalım. Evet. Kızlı gene. Trabzon'da yaşıyormuş sevgili seyircimiz. Selam olsun Trabzon'a, Karadeniz'e. Çok seviyorum Karadeniz insanını. Evet sonunu. ben gittim oralara. 95'te gittim. Bir sevgili dostum beni götürdü oraları gezdirdi. Çok bir güzel. güzel yerler. O Her Sultan yere Murat e. Yaylası'na çıkmışım orada. Sultan. Oh. Orada şehitlerin başında Yasin okumuşum. Oh, Allah Ve şimdi Allah oraya bir cami yaptılar. Büyük bir cami. Bizim Raif Hoca vardı. Allah mekanını cennet etsin. Raif Amin. Hoca buraya bin kişilik cami yapacaksınız demiş. Yayla. Bin kişilik. Ya hocam bir... Bin kişilik cami yapacaksınız. ...ilk parayı da ben vereceğim demiş... ...Allah, mekanı Allah cennet mekanını etsin. cennet etsin... ...ve şimdi orada bin kişilik cami var... ...Allah mekanını evet. cennet etsin... Ee, ...ölüşlerinde ruhu şad olsun... ...valla şimdi ne alaka diyeceksiniz ama... ...muhlama yapmak için İstanbul'da tırım tırım... ...mısır unu arıyorum, gerçek mısır unu... <laughs> ...Karadeniz'den izleyen varsa... <laughs> Aa, tabii canım, tabii. <laughs> ...duyurulur buradan... ...şimdi evet. Trabzon'da yaşayan seyircimiz demiş ki... ...kocamın sevgilisi yuvamızı dağıttı... ...ona beddua etsem tutar mı... Beddua etmesin dua etsin de ah, bir ah, başka adamı ah. şaşırtmasın dua etsin de ya Rabbi bunu ıslah et kocamın yakasından düşür buna akıl fikir izan ver Desin de Allah ıslah etsin bir başkasının başını da yakmasın beddua ettik karnımızın şişi indi başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Onun için beddua yerine hayır dua yapabiliyorsak eğer nefsimize mani olup da yapabiliyorsa o daha hayır. Dua ile ıslah olsun. Tabi tabii, tabii, tabii Evet olsun. hızlıca soracağım hızlıca cevap tamam. alacağım hocam senden. Çok çünkü sorumuz var. 36 yaşındayım 7 yıl önce eşim öldü. Evlensem eşim beni ahiretten görür mü diye soruyor. Hadi canım sen de onunla ne alakası var ya. Eğer onun için evlenmemişse ahmaklık yapmış. Eşim beni oradan görür mü? Gördü ne olacak? Tövbe ya Rabbi tövbe. Hocam öyle demeyin ya. Demek ki hani seviyordu. Ya tamam seviyoruz kızım da. Ölüm Allah'ın emriyle. Ölenle ölünmüyor ki. 36 yaşında değil mi? 36. Ha çoluğu çocuğu olur. Ha. Şimdi Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kızım. Cennetin kapısına vardığımda bir hanım gelecek oraya diyor. Evvela ben gireceğim diyecek diyor. Ben de sen kimsin diye soracağım ona. Diyor. Uzun bir hadistir bu. Kimsin diye soracağım da o bana diyecek ki diyor ben genç yaşta dul kaldım. Güzel, endamlı bir hanım olmama rağmen çoluk çocuğumu yetiştireyim diye evlenmedim. Onların başında durdum, onları yetiştirdim, büyüttüm, besledim, insan içerisine kattım diyecek ve o benden önce cennete girmeye çalışacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle hanımın ayağının altını öperim ben. Benim annem işte. Ha işte öyle annem e, babam vefat ettiğinde 32 yaşında falan işte. Gencecikti. Bir de o benim, kadar güzel benim bir Benim hanımımın ki... babaanne, şey anneannesi de aynı şekilde 33 yaşındaymış kadın Evet, Çok ya. Allah kolaylık Tabii canım versin canım. gerçekten. İzmir'de yaşayan seyircimiz demiş ki, Kaynan sokağa attım. Aferin be. Kocam da beni babamın evine gönderdi. Oh, i̇yi. Kocam günaha girdi mi diyor. Tabii canım o günaha girmedi sokağa attığı için de. Kocası günaha girdi mi? Yani sen yaşlı bir kadını sokağa, attı, sokağa günaha atıyorsun girmiyorsun. günaha girmiyorsun ama kocası seni evine gönderince günaha giriyorsun. Evet. Sıradaki sorumuz çok güzel bir soru ya. Bunu kim sordu bize helal olsun. Hayırdır. Benim de çünkü başıma geliyor. Hayırdır inşallah ya. Merak hocam, ettim de hocam yemin ediyorum namaz kılarken aklımıza böyle değişik şeyler yani. Evet açıp... doğru. Yani doğru. otomatik düşünceler geçiyor. Tamam, doğru. Yani o anda adapte olamıyorsun. Ama seyircim demiş ki aklıma hep kötü şeyler geliyor demiş. Aklı... Gerçekten otomatik düşünce gelişmiyor ama bir şey oluyor. Mesela onu kafandan atmak istiyorsun atamıyorsun. Aklımıza bu, ne mı? gelirse gelsin namazınız namazdır. Aklımıza bir şeyin gelmemesi için iki namaz arasında bizi meşgul edecek bir şeyin olmaması lazım. Bugünkü dünyada bu mümkün mü kızım? Bu mümkün mü? Değil mi? Ha, öyleyse biz bunu asgariye indirmek için gayret gösteririz. Ya Rabbi beni salimen namazını kılanlardan eyle Amin diye inşallah. dua ederiz. Evet. Şimdi sıradaki sorumuz e, günah mı diye soruyor. Günah mı bilmiyorum hocama soracağım ama yasak ve çok tehlikeli. Araba kullanırken cep telefonuyla konuşmak günah mı? İşte o hep hepimiz işliyoruz. Günah mı? Ya kanun koymuş mu yasak demiş mi kanun? Yasak. Yasaksa yapma bunu. Ve çok da tehlikeli. Günah ne demektir günah? Günah Allah katında Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmamak demektir. Kanun ne diyor? Kanun da insanların faydasına olan bir şeyi yasaklıyor. Yapma bunu diyor. Bazı reklamlar koyuyorlar, animasyon koyuyorlar telefonla hanımıyla konuşurken güp diye önündeki arabaya vuruyor ya şeyden şey içinde. Onun için de telefon tehlikeli. Bizim telefonla kitap okumamızı elimizden aldılar. Televizyonla da aile sohbetimizi elimizden, elimizden aldılar. Allah hocam ha. ya. Eskiden 5 bin, 10 bin basılan kitaplar şimdi bin basılıyor. Bin basıldığı için de yazarlar da kitap yazmıyor evet. artık. Yazmıyor. Marifet iltifata tabidir. Tamam mı kızım? İltifata. Sen iltifat edersen olur. Tabii. Şimdi edip, bir, eşref edip de mi şey söyleyeyim hemen iki dakika. Söyleyeyim. Eşref edip ileri gelen bir yazarımızdı, ileri gelen bir düşünürümüz idi. Allah mekanını cennet etsin. Aha. Mehmet Akif'le birlikte Sebilur Reşat dergisini çıkaran insanlar, İskal Savaşı'nda koşan insanlar bunlar. Bir bakkalımız vardı diyor, bakkalımız her gün iş dönüşünde uğrar uğrar ekmek alırım. Bir gün baktım diyor gazeteler, Ermeni gazeteleri yığılmış. Şeye, ama hiç de şeyinde açmamış diyor Hani postayla geliyor diyor o zaman <laughs> Şey yapıştırıyorlar üzerine Kağıt yapıştırıyorlar adres yazıyorlar Dedim ki diyor ya efendi Bu şeyleri gazeteleri hiç açmamışsın sen e, Açmadan niye orada bekleiyorsun Deyince Dedi ki diyor Eşref Edip Bey Ben okuma yazma bilmem Ama bu Ermenim davasını Güdüyor bu gazete Ben bu gazeteyi desteklemezsem Ermeni davası, davası ayakta kalmaz Dedi diyor Şuuru görüyor musun? Şuuru. Şuur. Tabii. Şuur. Şuur çok önemli. Ha. Şimdi bir seyircimiz de demiş ki hocam kilisede çalışıyorum ama Müslümanım. Ee, kilisede namaz kılsam olur mu demiş. Kilisenin üzeri, önünden put filan olmayan bir bölümünde namaz kılabilir onun bir mahsuru yok. Hatta öyle putlar olsa bile üzerine bir şey örter. Onunla kılar biz havalanlarında öyle kılıyorduk eskiden. Peki başka bir soruya geçiyorum. Parayla Kur'an-ı Kerim okuyanlar Müslümanlıktan çıkar. mı? Ne alakası var canım Allah Allah. Şimdi adam cazı almışın götürmüşün evinde Kur'an okutmuşun. Yani hakkı bende kalmasın buraya kadar geldi zahmet etti diyorsun. Üç kuruş beş kuruş bir şeyler veriyorsun. Hı hı. Şimdi geçen bir misal verdim ben buradan mı verdim başka bir yerden mi verdim bilmiyorum. Muhammed Eroğlu var bizim hocamız ellerinden öpüyorum onun. Muhammed Eroğlu bir... Selam gönderin e hocam. Bizi de seyrediyormuş hoca. Hocam. Ha, efendim <laughs> Muhammed Eroğlu vakıf bir vakıf da başkan iken bir kadıncağız geldi diyor bizim vakıfla hiç alakası yok kadının diyor hı hı. yok efendim evini bağışlayacak diyor vakıf'a dedim ki, diyor merak et hanımefendi kusura bakma merak ettim ya sizi buraya iten sahip nedir yani hı hı. niye başka yerlere gitmediniz de buraya geldiniz demiş ki benim bir cenazem oldu ben filan adalarda oturuyorum sosyeteye mensup bir aileyim ben efendim oraya biz hoca efendiyi çağırdık hoca efendi okudu ölümüze mevlidimizi okudu, duamızı yaptı. Çıkıp giderken de ona ben bir zarf içerisinde efendim gücüm nispetinde bir şeyler verdim. O bana dedi ki hanımefendi bu işler Allah rızası için yapılırsa faydası olur. Ben Allah rızası için okudum, ücrete gerek yok dedi. Ben o zaman sordum nereden mezun oldum diye. Bana dedi ki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldum dedi. Onun için ben bu fakülteden böyle kaliteli insanlar yetişiyormuş diye geldim evimizi sefa. Bir insan bu. Ne güzel. Bir insan. Paris'te onu bir daha söyleyelim. Paris'te hoca efendi otobüse biner bir yere gidecek. 20 kuruş. 20 sent de diyenler yani var 20 kuruş. 20 kuruş fazla verir şoför. Üç gün beş gün ya bunu götürecek mi versek mi ne olacak filan hoca şey yapar. En son der ki bu para bana ait diye götürüp vereyim bunu. Götürür efendim arabayı otobüse biner. Binince de pat İngilizcesiyle bu para bana fazla verilmiş deyince. Şoför der ki siz şu moskenin görevlisi değil misiniz? Evet ben sizi tanıyorum der. Her gün benim arabama biniyorsunuz siz. Ben bu parayı özel verdim size der. Özel. Sizi imtihan etmek için verdim. 20 kuruşu cebe atsaydın imanını cebine atmıştın. Eyvah eyvah. O kadar evet. Allah nasıl böyle bir sorular ya. Gaziantep'te yaşıyorum. Gelinimi dövdüm. Oğlum da beni dövdü. Oğlumun günahı var mı diyor. Demek ki aynı. De. Kaynanasının dışarıdan var ya. Aynen onun gibi. Ya bu kez yani kaynana gelini dövüyor. Gelini dövdüğünden dolayı kendi günaha girmiyor. Ama oğlu onu dövdüğünde kendi günaha giriyor. Oğlan oğlan değil baba baba değil. Kızıma diyorum. Allah Allah. Bir seyircimiz yolda bir çantanın içerisinde 8 bin lira buldum diyor. Evet. Bu parayı faize koysam günah olur mu? Bu para ona ait bir para değil. Nasıl faiz zaten haram. Tabi faiz zaten haram. Bu para da ona ait olan bir para değil. İki haramı beraber işlemiş olur bu saygı değer seyircimiz kimse. Ölümlü kalımlı dünya. Yarın bunu yemeden de ölebilir bu adam. Evet. Sivas'tan bize yazan bir seyircimiz geçen yıl soğuk havalarda mahalledeki ağaçları kesip yaptım. Günahı var mı hocam? Yaptım. Diye. Adamın hiç şeyi yoksa bak yaş kesen baş keser demiş atalarımız. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri de efendim Nasıl? bir ağacımı kesenin kellesini uçururum demiş. Ha. Hı hı. Şimdi hiç imkanı kalmamış. Parası pulu kalmamış. Soğuktan da ölme tehlikesi geçiriyorsa ancak o zaman kesip yakabilir. Onun dışında kesip yakamaz kızım. Annem ve babam Müslüman değil hocam. Ama ben namaz kılıyorum. Namazlarım kabul olur mu diye soruyor. Niye kabul olmasın? Benim anamın günahı ayrı, babamın günahı ayrı. Benim işlediğim sevap ayrı. Ben iman etmişim, kurtulmuşum. Annem, babam iman etmemiş, kurtulamamış kızım. Ben o namazlarımı kılarken dua ederim. Allah dualarımı inşallah kabul eder. Anneme babama da o imandan nasiptar eyler inşallah. İnşallah. Ya. Evet. Bir seyircimiz e, hocam ne olur bana yardım edin. Karımın ailesini hiç ama hiç sevmiyorum. Ne bayram ne seyran asla gitmek istemiyorum. Ahirette bunun hesabını verecek miyim diyor. Eğer aileyi ayakta tutmak istiyor isek. Atalarımız demiş ki bir yere gittiğiniz zaman gittiğiniz yerdeki insanların bir gözü körse sizin de bir gözünüz kör olsun demiş. Yani köreltin demiyor. Kör ol. Yani her şeyi görmeyin, her şeyi duymayın, her şeyi işitmeyin. Onun için de aileyi ayakta tutmak istiyorsanız aile yuvanızı sağlam tutmak istiyorsanız akrabalarında kabullenmek zorundasınız. Haftada bir, 15 günde bir, ayda bir gitmesin de efendim iki ayda bir, üç ayda bir gidersin. Önemli olan nedir? Önemli olan hatırdır, hatır. Çok affedersin ne derler? Eşeğinin hatırı yok, sahibinin hatırı var. Şimdi... Yaratılanı hoş gör, yaradan'dan yaradandan ötürü. Evet. Şimdi bu soracağım sorunun hemen arkasındaki soru çok ilginç bir soru. ya inanılmaz ilginç sorular gelmiş. Ee, seyircimizin sorduğu Kur'an-ı Kerim okurken hep ağlıyorum günah mı diye soruyor. Kur'an-ı Kerim okurken bazı insanlar ağlar bazıları ağlayanların manasını okuyarak ağladık, anladık anlayarak oldukları için ağlayabilirler. Günah mı hocam? Günah, niye günah olsun ya? Ha. ha. Bazıları da heyecana gelirler, gayrete gelirler. İman gayretidir hmm. o. İman gayet. Ben de şimdi tefsir okurken falan bazen ağlarım. Eşim de bakar böyle. Benim ağladığımı görünce hiç sesini çıkarmaz. Oradan kalkar gider. Hocam hani bu hafızlık eşinizle geliyordunuz? Ha eşimle geliyordum. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var ya. Lezzetleri mahveden şeyi çok hatırlayın diyor. Nedir o lezzetleri mahveden şey deyince o ölümdür ölüm diyor. Hayırdır? Ee, eşimin çok sevdiği arkadaşlarından birisinin beyi vefat etti. Ah başınız sağ o olsun. O bey de bizim ta öğrencilikten beri elimizde büyüyen bir delikanlımızdı başımız bizim. Sağ Tabii olsun Allah hocam. razı olsun. O delikanlı vefat edince hem bizim arkadaşımız hem eşi de hanımın arkadaşı. Dolayısıyla koşturmak durumunda kaldılar. Tabii. Hanımlar bu konulardan çok daha hassas etkileniyorlar tabii. efendim istemez. Bir de ayrıca bir, bunun üzerine de bir de üşüttü kendisini. Öyle Oraya mi? koş çok buraya koş falan. Olsun. Ama önümüzdeki Bekliyoruz. hafta inşallah bir i̇nşallah. mani olmazsa geleceğiz inşallah. İzliyor değil mi hanımefendi şu i̇nşallah. E, an? İnşallah. Bilmiyorum artık onu. Hasta ama uyanmışsa seyredebilir. İzliyordur izliyordur. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Haftaya bekliyoruz sizi. İnşallah. Şimdi ilginç dediğim soru bu. 25 yıl önce arkadaşının parasını çalmış bir seyircimiz. Hı. Şimdi o arkadaşım vefat etti. Ne yapmam lazım hocam diyor. 25 sene önce çaldığı para kaç altın? Şimdi bizden. kaç e, altın alıyor yapıyor. idiyse ise o kadar iki görüş var burada. Bir o günkü değer üzerinden bir de bugünkü değer üzerinden. Eğer hali vakti yerinde ise o gün çaldığı gün çaldığı para iki altın alıyorsa aynı para şimdi beş altın alıyorsa şimdiki miktar üzerinden varislerine versin. Varislerini bilmiyorsa kime vereceğini bilmiyor ise o zaman da o insanın hayrına herhangi bir hayır kurumuna makbuzla versin. Bak buzula, evet. Peki. Hocam kocam beni hiç sevmiyor. Sevgiye ve aşka o kadar muhtacım ki. Boşanmak istiyorum. Günahtan da çok korkuyorum demiş. Boşansam günah mı? E, kızım yıkalım dedin mi Süleymaniye'yi iki kazma darbesi kafidir. Yapalım dedin mi Süleymaniye'yi bir kanuni bir de mimar Sinan lazım diyor. Aile yuvasını Vekanları kurmak şart. öyle kolay iş Zellet değil olsun, kızım. Bu yuval olsun. yuvalar kurulmuş. Birbirinizi sevmiş, evlenmişsiniz. Sonra araya kara kedi girmiş. Birbirinizin arasına soğukluk girmişse, bunu telafi etmek dururken, kanlı bıçaklı olmanın gereği var mı? Neyi ne paylaşamıyorsunuz ne? kızım? Ha, ayrıldın. <laughs> ah. Nur Mahkem, avukat arkadaşlarımla görüşürüm ben sık sık da. O, o arkadaşlarımla, okul arkadaşlarım benim onlar. Onlar hep söylerler, mü, e, müvekkillerimizden. Hakim kararı verdikten sonra pişman olan çok erkek, çok da hanım tanırız derler. Hakim kararı verdi mi ip kırılıyor. Tabii. kırılıyor. Ondan sonra pişman oluyorsun ama iş işten, i̇şten geçiyor. geçiyor. Evet. 33 yaşında Moskova'da yaşayan seyircimiz Rus kadınlarına çok ilgi duyuyorum. Bunun günahı var mı diye soruyor. Rus kadınlarına ilgi duyuyorsa... Hangisiyle evlenmek istiyorsa birini Müslüman yapar, hem onu kurtarmış olur, hem de kendisi günahtan kurtulmuş olur kızım. İnşallah. Evet. Peki, diğer sorumuza geçiyorum. E, trende bir kadına aşık oldum demiş, aylarca telefon konuşması yaptık. Trende? Evet. Hmm. Nikahsız biriyle telefonda konuşmak günah mı diye soruyor. Nikahsız biriyle aş nefis ne yaparsan telefonla ve altında da bir günah. Ama normal konuşuyorsan niye günah olsun ki ya? Konuşuyorsun nihayet. Telefonla, karşılıklı değil. Telefonla konuşuyorsun. Onun için de o konuşmalar günahtan hali değildir kızım. Peki. Heh. Hocam sevgilim benden ayrıldı. Bir dakika dur, bir dakika dur. Trende aşık olmuş. Yahu atalarımız güzel sözler söylemişler. Azıcık onlara bakın. Çöplükte biten gülü koklamayın demişler. Hocam ne alakası bir... var? Ya, dur bir dakika tren, be. Allah, Allah Allah. İnternet çöplük be. Trende tanışmış iki, hocam. Iki, i̇ki. Sokakta bulunan sokakta kalır demiş atalarımız. Tren sokak değil mi kızım? Söylesene bana. Uzun yolda çıf çıf çıf. Evet. Birden kalbi atmış. Ay, kalbi Siz aşka inanmıyorsunuz Ne, ne olacak, <laughs> Aşka inanmıyorsun. Aşka size. inanıyorum da, bu aşk aşk değil. Git Allah. Niye sana. hocam? Ya, elektrik. <laughs> Neyse hadi fazla yapma. Ay hocam çok seviyorum sizi ya vallahi. Allah razı olsun. Sinirlendiği zaman diyor, hadi orada, hadi, hadi çok fazla şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilim benden ayrıldı geri gelmesi için muska yazdırsam gelir mi demiş. <laughs> Bak bunu hemen <laughs> Allah buradan söyleyelim. Bana da çeşitli mailler yazıyorlar, Bazılarına ben paylaşıyorum şeyde e, Instagram'da paylaşıyorum şu. Böyle şeyler olur mu gerçekten canım? Böyle şeyler olur ya, mu? Biz yani şimdi dua türesek... bak dua müminin silahıdır diyor peygamberimiz. Dua her şeyi halleder. Hı -hı. Aminna Hı -hı. ama dua kızıp giden sevgiliyi geri getirmez. Tamam mı kızım? Yıkılan yuvayı geri yaptırmaz. Geliyor. Senin namazın yok, orucun yok, zikrin yok, şükrün yok. Efendim haramla iştigal ediyorsun. Ondan sonra da dua da dua, dua da dua. Dua her şey değil. Dua her şey ama dua her şey değil be kızım. Böyle şeylere inanmayın. Aa, olur mu öyle şey ya? Son sorumu soruyorum. E, programımız tüm hızıyla devam edecek. Instagram'dan siz sorularınızı yazmaya devam edin. Haftaya inşallah soracağız. Bir de Instagram'dan yazılan sorulara zaten program sonrası da hocam cevap veriyor. Cevap veriyorum. Bildiğimiz olsun. Bazılarınki hala gidiyor. Oh, bu soru çok ağır hocam gömleğinde ruj izi vardı kocamın demiş sordum bilmiyorum dedi yalan söylediği için günahı var mı diye soruyor. Elbette var canım kim bilmiyormuş onu niye bilmiyormuş, bilmiyormuş yani ben şimdi sormuş. sırtımdaki gömlekte Allah korusun ruj izi olsa bilmem mi ben? Ha, şimdi o eskiden o de, sıkıntım vardı öyle bir şey ama şimdi torunlarım var oh kucaklıyorum onu böyle saçları maçları her tarafıma yayılıyor. Ama eskiden olsaydı onu bu cesaret yoktu o zaman evet değil mi?